Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda bugün yanlış bir yorumu düzeltmeye çalışacağım. İşim zor ama deneyeceğim şansımı. Ee, geçen daha dün hatta bir soru yorumda çözdüğüm bir kombinasyon sorusundan dan yola çıkarak bunu söyleyeceğim size. Birincisi sizden ricam şu. AYT oynatma listesinin son iki videosuna gidiyorsunuz. Hemen orada arkadaşlar vakit kaybetmeden min anlatımlar var iki tane. Özdeş nesne, farklı nesne dağılımları. Bir de da, e, dağılım problemleri diye iki tane zaten en sonunda göreceksiniz. Tam oynatma isteseniz son iki videosu onu lütfen izleyin. Çünkü birçok öğrencinin yorum hatası oluyor. Şimdi ben hiç vakit kaybetmeden şunu söyleyeceğim. Diyelim arkadaşlar 4 farklı oyuncak var. 4 farklı oyuncağı 3 farklı kutuya her birine en az bir tane olacak şekilde dağıtacaksınız. Yanlış yorum şudur. 4'ün birlisi, 3'ün birlisi, 2'nin birlisi yaparım hocam. Birer tane önden gönderirim kalan elemanı da 3 elemandan birine gönderirim dediğiniz zaman yanlış bir işlem yapıyorsunuz. Cevap ne geliyor hatta? 72 geliyor. Bunun doğrusu ne biliyor musunuz? Doğrusu arkadaşlar şudur. Öyle önden birer tane gönderemeyiz. Çünkü öyle bir hakkın yok. Soruda öyle bir şey diyor mu? Önden birer tane gönder. Kalanı da gönder diyor mu bize? Hayır. Böyle demediği için arkadaşlar durum tespiti. Nasıl 4 farklı oyuncağı 3 farklı kutuya en az birer tane gönderirim? Birine 2 tane. Birine bir tane birine bir tane yaparsam ancak o zaman 4'ün ikilisi 2'nin birlisi 1'in birlisi. E böylece ne oldu? Ben her zaman gruplarım bak dağıtmıyorum şu an. Önce 2 oyuncaklık bir paket, 1 oyuncaklık bir paket, 1 oyuncaklık bir paket oluşturdum. Dolayısıyla bunu da hemen 2 faktöriyele böldüm. Sebep eğer arkadaşlar grupların eleman sayıları aynıysa bunu bölmek zorundasınız. Bölmezseniz gruplar aynı çıkar. Örnek veriyorum farkında olmadan şunu yaparsınız. A, B, C, D. A, B, D, C. Şu an şu grupların birbirinden farkı var mı? A, B yine birlikte. C ve D yine ayrı. Bu yüzden farklı durum sayarsınız. Lütfen bölmeyi unutmayın. 3 grubun elemanı aynı olsa 3 faktöreye bölerim. İşte 4 gruba ayırıyorum. 4 grubun eleman sayısı aynı. 4 faktöreye de bölmeliyim. Tamamen sebebi farklı eleman şey aynı eleman oluşturmamak. Dolayısıyla bu gruplamayı yaptım. Artık bu grupları teker teker kaç gruba dağıtacağım? 3 gruba. O yüzden 3 faktöriyelle çarpıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bunun cevabı budur ve cevap 36 geliyor. Ne kadar alakasız gördünüz mü? Siz şunu yapıyorsunuz üstte farkında olmadan. A oyuncağı, B oyuncağı, D oyuncağı olsun. X, Y, Z kutuları olsun. Şimdi siz A'yı X'e gönderiyorsunuz. B'yi Y'ye gönderiyorsunuz diyelim. C'yi de Z'ye gönderiyorsunuz. Bir problem yok. Kalan D'yi de diyorsunuz ki ben işte hani uyduruyorum. Y'ye göndereyim. Bir mahsur yok gibi görünüyor. Ama arkadaşlar bakın şimdi. A'yı X'e gönderdim. D'yi de Y'ye gönderdim. C'yi Z'ye gönderdim. Sonra B elemanı kaldı. B'yi gittim Y'ye gönderdim. Şu durumla şu durumun farkı var mı? Aynı durumu bir daha elde ettim. Çünkü dağıtım işlemi yaparken burada 3 tane elemanı dağıttım. Kalan elemanı bir daha dağıtım işlemine soktum. Sonuçta ben ilk seçimimi nereden yaptım? O 4 eleman içinden yaptım değil mi? O 4 elemanı yaptıktan sonra o bir tane elemanı kendi içlerinde değiştiriyorum. Ya A, B, C yi önce dağıtıyorum. Ya A, B, D yi önce dağıtıyorum. Ya A, C, D'yi dağıtıyorum. Kalan elemanı sonra bir daha işleme soktuğumda üstteki durumla aynı durum elde etme riski %100 oluyor. Bakın %99 bile değil. Ve böylece cevap farklı çıkıyor. O yüzden sizden ricam en az bir sorularında durumu tespit edin. Aynı benim yaptığım gibi kaçar tane göndermeliyim bunu tespit edin. Farklı farklı çözümler yapmamız gerekiyorsa mecburen çözeceğiz. Bir hamlede her soruyu çözemezsiniz. Ben bu soruyu size şöyle sorsaydım. 5 farklı oyuncağı 3 farklı kutuya deseydim o zaman mecburen şu olacaktı. 3-1-1, 2-2-1. Yani bakın iki tane durumu toplayacaktık. Bunları derinlemesine mini anlatımda anlattığım için isterseniz, hani isterseniz değil bence zorunlu olarak oraya gidip arkadaşlar bir kontrol edin işlemleri lütfen. Şimdi e, bu önceki işte bir soru yorumda anlattığım soruda da herkes bu nokta, herkes demeyin pardon yanlış yapan herkes bu noktaya takılmış. Ne yapmışsınız bakın? Demişsiniz ki e, ee, 4'ün 3'lüsü tamam orada problem yok. 4 elemandan 3'ünü seçerim. A, B, C diye buraya gider. Kalan bir tane elemanı buraya gönderirim. Zaten 10 ve 12 kesinlikle burada olmak zorunda. Çünkü görüntü elemanlarında 12 var. Yani sonuçların içinde 10 ve 12 var. Sonra demişsiniz ki 4'ün 3'lüsü tamam. 3'ün ikilisi buraya kadar aynı devam ediyoruz. Buraya kadar yine aynı devam ediyoruz. Sonra gitmişsiniz şunu yapmışsınız bazılarınız. Ben ee, 10 ve 12 boşta kalmamalı ya. Hemen birer tane buna göndermişsiniz. 3 elemandan ikisini seçerim hocam. Temsil olarak söylüyorum tamamen. A ve B'yi seçtim. Onların da hatta adı 6 ve 8 olsun. Burada var ya. 6 ve 8'i seçtim. Birine 10'a gönderdim. Birine 12'ye gönderdim. Sonra böyle iki faktöriyelle çarptınız. Hani birine 6, 10, 8, 12 ya da 6, 12, 8, 10 gibi. Sonra dediniz ki kalan o C elemanını onun da adı 6, 8, 9 olsun mesela. Bu D'ye de 11 diyelim. Bu 9 elemanını 1'e, 4'e, 10'a, 12'ye, 11'e diye istediğim gibi gönderirim. Bu yüzden de altının birlisi dediniz. Ve cevap ne geldi? 144. Ama bizim cevabımız neydi? 120. Çünkü aynı demin yaptığınız hatayı yaptınız. 6, 10, 8, 12'ye gitti. Mesela sonra 9 numaralı eleman da 10'a gitmiş olsun. Sonra bambaşka bir durum inceleyeceğim. Dikkat edin lütfen. Seçtiğim elemanlar bu sefer 8 ve 9 olsun. 8 10'a gitsin. Ee, 10 gitsin. sonra 9 10'a gitsin. Sonra 6 da arkadaşlar pardon şöyle yapayım hatta düzgün anlatmak için. 8 yine 12'ye gitsin. 9 10'a gitsin. Tamam mı? Böyle bir hakkım var sonuçta. 6'yı da gideyim 10'a göndereyim. Şu durumla bu duruma aynı geldi. Neden? Ben arkadaşlar burada seçim yaparken önden 10 ve 12'ye gönderdim, tamam mı? Sonra farkında olmadan bir daha 10 ve 12'leri işleme soktum. Bir daha aynı elemanları işleme soktuğum için aynı elemanları bir daha aynı dağıtım geldi. İşte bu yüzden cevabınız yanlış oluyor. En az bir sorularında her birine en az birer tane dağıtmak zorunda olduğumuz sorularda. E, önden bir dağıtım yaparım sonra bir daha dağıtım yaparım dediğiniz zaman iş patlar. Sıkıntılı olanları aynı benim yaptığım gibi ayırmak zorundasınız. Bu video gerçekten böyle hani bu işe kafayı takmış olanlara hitap ediyor arkadaşlar. O yüzden hani çok fazla zorlanıyorsanız bu soruyu geçirin. Ne olacak canım psikopata bağlamış olanlar artık bunu benim kesin anlamam lazım neden anlamadım diyenler için gerçekten çok iyi ayrıntılı anlattığımı düşünüyorum. Çünkü oradan 10 dakika, buradan 7 dakika bir soruya 20 dakika vakit ayırdık. Bakın bu böyle normalde olur şey değil. O yüzden ilgisi alakası olanlara e, biraz da böyle hani tabiri caizse devreleri yanmayı kabul edenlere hitap eden bir videoydu. E, sınavda böyle bir soru sorulsa birçok kişiyi eler ve birçok kişi de yapamayacağı için yapanlar da vallahi krallar, kraliçeler gibi öne geçmiş olur. Böyle sorular olacak mı? Olacak. Acımasızlık değil bu. Eleyicilik olması gerekiyor ki arkadaşlar dağılım da dengelensin. Eğer her soru eleyicilikten uzak olursa hak eden hak ettiği yere gelemez. Bu şekilde bitirmiş olayım. Bir soru yorumlara devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bir nevi uyarı videosuydu görüşmek üzere.